Survivor All Star'a hoş geldik. Kapıştığımız zaman da benim ayağım çok kötü kasıldı ya. Zorladın değil mi? O adrenalinle, o böyle anlamam şevke aynen gelmeyle hissetmedin. Gripten sonra var ya, işte o yüzden toparlıyordum öyle. Aynen. Çok büyük gitti ya. Önümüzde takım dokunulmazlığı var. O açıdan canım çok sıkkın. Çünkü bacağım kullanılmaz halde. Çıkacağım onu bilmiyorum ya. Çünkü ayağımı hiç şey yapamıyorum. Nasıl diyeyim sana? Normal yürüyebiliyorum ama hafif bir şöyle şey yaptığım zaman bacağım atıyor. Her zaman savaşırım. Gerekirse sıfır çekim. Ben olsam baba sakatsam da yarışırım, puanı veririm. Ama bu sefer çok değişik. Çünkü ilk defa takım dokunulmazlığı benim kaderimi değiştirmeyecek. Ben de yarım bacakla, yarım insan olarak diğer 3 arkadaşımın kaderiyle oynamak istemem. Sakatsan mı? Hadi lan tavşan. Sakatsan saygı duyuyorum sana. Çıkma da oralara. Tavşanlık değil de maymunluk oluyor çünkü. Yenilince nılmız bebekler gibi ağlama. Sakatsan orada oturacaksın. Anladın mı? Böyle kaçmak yok oyunlardan. Bunu mu öğrettiler sana? Ne diyorsun Hasan? Bunu mu öğrettiler? Ne diyorsun? Yenilince ağlıyor musun? Bekle, Kıbrıs'ta bekle, tamam mı? Görüşeceğiz seninle, merak etme hepimiz. Buna bak. Ben yapacağım üstünü şu anda. Durar, öyle dursa. Görüşeceğiz. Ya çıkıyor ya, bir hastalık bu adam. Maymunlar gerek yok. Gel. Aferin, elinize sağlık beyler. Eyvallah. İşte dediğin gibi takım olmak bu. Dalgana bak, yenilince mızmızlanıp laf atıyor. Ne alaka? Hayır, ne alakaydı yani? Hayır. Hayır, zaten sonuçta avantajını kullandılar. Buna kıskandı. Kıbrıs'ı garantiledi ya. Bir de bacağı sakat adamın harbiden. Hani bilerek oynamıyor hesabından. Buna laf atıyor bence. Hayır, zaten avantajını kullandılar. Kullandılar baba. Zaten avantajını 10 kez kullandılar. Ben kaç kere oynadım? 3 kere oynadım ben. Begüm'ü seçtiler. Seni 10 defa evet seçtiler. İyi olsalardı, bize karşı da sayı alsalardı. Hani hani niye başkasında bunu bahane arıyorsun? Fark etmiyor ki. O zamana kadar da her seferinde bizi dışarıda bırakmadı mı adam olarak? Evet baba. Evet. Bizden kötüyü hep ilk seçiyorlardı. Evet. Bizden de iyiler dışarıda kalıyordu. Evet. Bu sefer bizde oldu. Tavşan işte, insan içinde kıskançlık şey olmasın. Sen o kadar iyi bir takımsan, kendine o kadar güveniyorsan baba, alacaksın. Ki aynen öyle. Benim yerime seçtiğiniz sayıları da aldınız baba. Hayır, yani. Su oyunundan kaçıyor. Oyun seçerek Survivor olmaz. Böyle bir şey yok. Aynen, sen de bu oyunda kaçtığın gibi işte. Çok karşılıklı. Aslında çok fazla bir şey yok yani. Bir kişi var. O da Tur abi. Aynen. Geçen gün Kıbrıs'a gitmeyi garantileyen ve şimdi de benim sakatlığım nüksetti deyip su parkurundan, hiç bir zaman oyun alamadığı su parkurundan, su oyunundan kaçan Tur abiydi. Tur abiyi alıp aynen bitirmeye çalışıyoruz. Aynen, tamam mı? Aynen. Uyanık ki oraya çıktı, korktu sudan, tamam mı? Dedi ki ben oynamayayım dedi. Hani dedi ya oyunun başında, ben arkadaşlarıma vefa borcumu ödeyeceğim bugün onlar için, onlara kazandırarak. Gerçekten bugün öyle yaptı. Bak 16 biten oyun. Ekstra 2 oyunu kaybettik biz. Düş ondan 2, 8. Bize ekle 8-8. Ondan sonra bir daha Tur abiyle oynadığını düşün, 9-8. Bana ne abi Tur abi suda yüzemiyorsa? Kaçmayacak abi, bu kadar basit. Onun bacağı kilitlenmiş de, kası bir şey olmuş da falan filan. Sen çıktın havuza, girdin. Maymunluk yapıyor. Oraya akrobatik hareketler yapıyorsun. Sen sakatsan zaten bunları yapamazsın bir defa. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ben garantiyim nasıl olsa. Şovumu yapayım. Değil. Anladın mı? Bundan aynen sonra eğlenmeyecek çünkü yani. Biliyor yani hiçbir şey umurunda değil adam. Başladı, ayağının nüksedeceği bir nokta ben göremedim. Merdiven çıktı. Abi ne yaptığında nüksedecek ya? Merdiven çıktı, oyunu kaybetti, anladı oynayamayacağını. Hani nüksetti yani, bilemiyorum. Survivor'da sakatlığı her zaman geçmiş olsun deriz. Sakatlanana da her zaman yardımcı oluruz. 100.000 defa çıkıp konuşuyorum, 100.000 defa Tur abiye bir şey söylüyorum ama Nato Mermer, Nato Mermer. Merve anlamıyor ya. Maalesef anlamıyor. İyi bir Survivor değil. Bunu herkes bilsin. Böyle olmadığını da o Kıbrıs'ta artık onun yanına giderek bir şekilde birilerimiz, belki de ben, ispatlayacağız. Ben çok istiyorum. Ben istiyorum ki gideyim Kıbrıs'a. Şu Tur abinin hakkını, karşılığını vereyim. 3 gün sonra, 4 gün sonra aramızdan biri yok. Belki bu adam yüzünden. Tamam, biz çok iyi değildik bugün. Ama bizim kaç tane puanımız gitti belki. 3 net. Biz onu net esas oynasaydı maymun edecektik. Oyundan sonra yaptığı o
abuk sabuk şovlarla değil. Lafı yedi maymun dedik, bilmem ne dedik. Bir de orada lanlı konuşuyor terbiyesiz. Atmış bana, işte tavşan diyor, lan diyor. Ayıp şeyler. Şu anda bir şey söyleme, hiç kimse umurunda değil. Yani Hilmecen falan da umurunda değil. Koltuk, şampiyonluk koltuğu değil ki. Değil ama birimizin yeri, birimizin hakkı, anlatabiliyor muyum? Ne oldu, iç kasında hafif bir zedelenme varmış. Eğer yarınki ve ertesi günkü ödül oyununda Tur abi oynarsa, Tur abi adam madam değildir. Bana kimse anlatmasın abi. 3 kuruşluk, 5 kuruşluk artistlik yapmasın öyle. Adam gibi adam, şarkı söylerler adamın arkasından sonra. Sen sembol oyununda çok kötü bir sakatlık geçirdim. Çünkü oyunun kazanma hırsıyla neredeyse bacağımdan bile olacaktım. Onu ki doktorumuz söyledi. Bir sonraki ödül oyununda ben hiçbir zaman ayağım kırıldı ya da ayağım sakatlandı, elim kırıldı. Ödül oyununda da canla başla savaştım. Ama gel gör ki ayağım tekrar nüksetti. Buna rağmen oyuna çıkmadan önce demedim kardeşim, yok ayağım sakat, oynamayacağım. Dezavantajını olduğunu bile bile denemek istiyorum dedim. Belki oyun değişiktir, o sakat olan bölgeme zarar vermez. Ama kardeşim, basamağa bir çıktım, bütün yük ayağımda ve bileğimde. Bilek eyvallah ama kardeşim, ayağa geldiği zaman boşa kaçıyor, ters dönüyorum. Ne gerek var? Çünkü acıdan oynayamıyorum. Senin ayağının sakatlığı konusunda bizim doktorumuzun hani ayağında sinirsel bir problem var ve sıkıntı var, oynayabilir ama acı çekebilir ve performansla etkilenebilir diye raporum var. Onu söylüyorum. Dün Tur abinin sakatlığına çok bir şey demedik bench'te. Yani şunu diyorum, hiçbir şey söylemedik. Ona da bir mırıldandık aramızda. Ama oyun sonu oraya tırmanıp maymunluk yapınca biz de şey... Oraya çıkıp da öyle hareketler yapıyorsan Tur abi, sen sakat değilsin o zaman demek ki. Aynen öyle. Herkesi kandırıyorsun o zaman demek. Kandırıyor tabii ki. Kolyeyi aldı diye şimdi her şeyi garanti zannediyor. Kendi kafasına göre öyle takımını kurtarmaya çalışıyor ya da bir şeyler... Burada kimse kimseye saygısızlık etmeye gelmedi yani. Herkesin bir şeyi var yani, anası babası var yani. Ona ne söylersen söyle anlamayacağını biliyorum ve adamlıktan bahsedecek en son insan olduğunu düşünüyorum. Çok güzel şarkısı bile var onun. Adam gibi adam, nerede adam? Bu şarkıyı almış bir adamın bunları konuşması, adamlıktan bahsetmesi bana göre çok yanlış bir şey. Kimse kimseye hakaret edemez. Aynen. Hiçbir zaman ne kadar kavga bile etsek, hani şimdi bir kere bile Tur abiye hakaret ederek olaya başlamadım. Konuşma tarzım, üslubum kötü örnekmiş. Konuşmamam lazımmış. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben bu saatten sonra ne geldiğim yeri değiştiririm. Ne konuşma tarzımı değiştirebilirim. Ben sokaktan geldim. Köyde büyüdüm. O yüzden aksanım da bu şekilde, konuşma tarzım da bu şekilde. Bize sokakta adam olmayı öğrettiler. Geldiğimiz yerde adam olmayı öğrettiler. Türkçeyi düzgün konuşmayı öğretmediler. O yüzden ben onlar gibi yumuşak, kibar şekilde konuşamam. Onlara da Türkçeyi güzel öğretmişler. Adam olmayı ve karakteri eksik bırakmışlar. Ama olsun, Türkçeyi güzel kullanıyor diye örnek vatandaşlar. Öyle olmaya da devam etsinler. Change your heart. Look around you. Tur abi bugün oynayacak mı? Onu da bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Bugün nasıl bir tiyatroyla Tur abi karşımıza çıkacak? Kıbrıs'a gitmenin rahatlığı, bir yandan arkadaşlarıma vefa falan, bir sürü oyunlar peşinde. Ama lütfen çıksın, oynasın. Ben şimdi ilkinden Tur abi çıkamaz. Aman kızım, bu oyunda zaten Tur abi suda per. Tur abi önde. Tur abi önde. İlk torbayı aldı. O bağırışları çağırdı. Baba bak, o bağırışları çağırdı. Umursamıyor. Onları duymuyorum mesela. Anladın mı? Ona cevabını kim bilir? Ona tamam. Cevabını kim bilir? Furkan koşara. Başa baş geldiler. Furkan atamadı. Tur abi attı. Tur abi kazandı. Tur abi kazandı.
İnanılmaz açıyor. Sen oynayabilecek durumda değilsin herhalde değil mi? Abi oynar, sinirim bozuldu sadece. Ha? Oynarım abi, sinirim bozuldu. Ama şey, oynamak zorunda değilsin yani, ona göre şey de alırım. Yani yok abi, oynayacağım. Tamam. Zorlama ben. Seçme. Ben seçerim. Tamam. Zorlama. Oynayacağım abi. Oynuyorsun. Oynayacağım abi. Tamam, Tur abi oynuyor. Birisi çıkar ona öyle bir vurur ki oradan oraya da gitmez o yani. Kör düğüm olur, bir daha kalkamaz yerinden. 25 yaşında bir adamı adam yerine koyup şurada tartışıyoruz. Hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Şaka gibi. Aynen. Tur abi bitmiş. Okey dönüyor. O da yakındır yani. Artık okey mi dönüyor? Giriş. İstanbul'a mı dönüyor? Yakında göreceğiz. Bir piyango çıktı mı sana Hakan? Şimdi numaralar sende çıkması lazım Ersene Hakan. Hayat zor. Hayat zor tabii. Birbirimize kadar, saygılı olacağız Tur abi. Bu kadar numara alıp da numaralı olursa nasıl bir ilk yanımı sana çıkıyor? Öğreteceğim sana saygıyı, merak etme. Önce kendin öğren. Kıbrıs'a bekliyorum. Kendin öğren Hakan. Önce kendini düzelt. Senin yanındakiler de kendini düzeltir. Herkes her şeyi görüyor. Numaracı Hakan. Hadi bakayım. Oh, what the show? Ne show yani ya? Baba. Bak Pascal bak. Elif orada bana neler diyor inanamazsın. Tamam. Çıkarken. Tamam. Tam bir sokak şeyi. Bu kadar kötü bir insan ben hayatımda görmedim. Yemin ediyorum. Allah ıslah etsin. Kalbisi yine konuşuyor bana biliyor musun? Ne diyor ya? Ha? Ne diyor? Konsantrenini atmak istiyor. Ya işte sen diyor ne biçim adamsın diyor. Milli piyango al bence. Acayip şanslısın diyor. Ama diyor dur diyor. Senin de sıran gelecek diyor bana Tur abi. Ne zaman Hakan biraz önde şov istiyor. Tur abi her şey biliyor yani. Aynen öyle bir gün. Hakan şov istiyor falan sonra. Tekrar kim kazandı? Tur abi yani. Tur abi için ahlakımı bozmam. Çünkü Tur abi bu hayatta benim tasvip etmediğim bir insan tipi. Örnek alınmaması gereken bir insan tipi. Yine Sevinç de yaklaştı bana, gördünüz mü? Geldi, bu kadar geldi, burama kadar geldi. Bir köpek havlar size ama şöyle hafif üstüne gidince geri kaçar ya. İşte bizim Tur abi bugün üstüne giderek geri kaçırmamız lazım. Bugün muhtemelen Tur abi çok agresif ve çok şey olacak, tahrik edecek. Dirsek kullanmak yok. Tur abi oynatmayalım arkadaşlar. Evet. Bugün bir şey çok dikkatimi çekti. Tur abi gibi bir adam, hani çok oynamayı seviyor, iyi oynuyor ya. Neredeydi bugün Tur abi? Oturdu kenarda, niye bir yeri mi sakat? Yok, hiçbir şey yok. Tur abinin ayağındaki iltihaptan dolayı oynayamaması da bizi etkiledi. Senin sakatlığının olması da bizi etkiledi, anladın mı? Hani sen girsen 2 puan da sen alırdın. Çünkü Tur abi düşünüyor ki bence, nasılsa bu aralar gitmem. Ben rahatım adada. Burada 20 gündür, 15-17 gündür aynı insanlarlayım. Artık sıkıldık. Biraz buradan da birileri gitsin artık ki rahat edelim. Büyük konuşmuş. Büyük konuşmuş. Abi büyük lokma yiyeceksin, büyük konuşmayacaksın. Aynen. Ben benim hayat versenim, senin aynen de öyle. Aynen öyle baba. Düşmez etmez bir Allah. Şimdi göreceğiz, daha iyi olur. Her an herkes gidebilir baba. Bunu unutmayın çünkü şu kolyeyi Ahmet Dursun takmıştı. Şu kolyeyi takmasına rağmen meşaleyi alıp yürümüştü. Çünkü kardeşim düşmez kalkmaz bir Allah. Öyle ne olacağım, yani ne olduğum delisi olmayacak. Örneğin, Sahra'ya herkesin içerisinde kardeşim dedikten sonra arkasından konuşan, hakaretler eden. O kızla ne tartışılır, ne bir şey olur. Kendi doğrusu, kendi doğrusu. Ben onunla tartışmayı geçen seneden bıraktım. Çünkü Tur abinin normal kişiliği, karakteri bu zaten. İnsanlara normal iletişim kuramaz. Hakaret eder, küfür eder. İnsanların üstüne yürür. Ancak astım kestim abi hareketleriyle böyle. İnsanlara tehditler savurur. Hadi 9 yaş. Ya git yanımdan ya. Ya yanımdan. Yanımdan git. Tamam üstüne git. Yanımdan git. Üstüne git. Ya, dilemiyorum Özür, yanımdan git. Çekme ne demek? Haydi, abi. Olsa anlar, kendine çekme ne demek?
Hala diyor ki burası dost evi değil mi? Neyin dostluğundan bahsediyorsun sen? Beyin olsa yani kuştaki beyin bile anlar, cık cık öter yani düzgün bir şekilde. Begüm'e bir gün öncesinde sen bizim tanıdığımız, gördüğümüz insan gibi değil misin, daha iyi misin deyip ertesi gün yüzüne, başkasının olayında yüzüne karşı şakayet edip arkasından Seda'nın kulağına ağza alınmayacak laflar söyleyen. Yalancı. Tabii burada en iyi insanı seçmeye gelmedik Survivor'a. Dolayısıyla onların söyledikleri aslında biraz gülünç konular. Kendi söyledikleriyle çelişen insanlar. Ben hayatımda ikinci defa birisine kötü diyorum. Turabi'ye. Ben hayatımda bu kadar kötü bir insan görmedim. Buraya birilerini kesmeye, doğramaya, biçmeye gelmiş. Yani ben gerçekten inanamıyorum. Bir insan olsun ki bu kadar bencil olsun. Takım arkadaşına, yani kendi Taner'e diyor ki oyun içerisinde, ya Taner bu dokunulmazlık oyunu önemli değil. Ben yarın oynarım, sen bugün oyna. Bu ne demek? Bu biz dokunulmazız, bize hiçbir şey olmaz. Buradan herkes gidebilir ama biz burada kalıcıyız. Bütün oyunlar yalan, bir tek bu oyun gerçek. Çünkü kardeşim yenilirsek bizden biri hayallerine veda edecek. Hayallerine veda edecek kişi ben olmak istemiyorum. Çünkü her konseyde ben de gidebilirim. Sonuçta kimse garanti değil burada. O yüzden en azından ben gitmeyecekmişim gibi çıkacağım oraya ve savaşacağım. Ben ödül oyununda oynarım. Benim anlamadığım, kullanmadığım şeyleri nasıl kullanabiliyor? Tamam, hayır bir dakika şimdi. Bu bir tartışma, sen kendi kendine... Hayır Acun abi, cevap verirsin. Kullanmadığım şeyleri hayır, yapıyor cevap, şu an. Cevap verebilirsin. Duyduğum kulaklarımla duyduğum şahitlerim tamam, var. Bir dakika. Kelimeleri tamam. Kullanamazsın ama. Tamam arkadaşlar. Olmayan bir şeyi konuşamazsın böyle ben, dedi diye. Ben... Tekerlekli dokunulmazlık oyununda bench'teydik. Taner'e kanka sen bu oyunda oynama, dokunulmazlık oyunu önemli değil. Sen şey pardon, bu oyunda oyna, dokunulmazlık oyunu önemli değil. Ben oynamayayım, ben yarın ödül oyunda oynayayım. Oynayacağım diyecek kadar bencil bir arkadaşımız var. Çünkü oyun kaybedersek gidecek bir arkadaşımız onun umurunda değil. Ve benden korkuyor. Korktuğu için böyle palavralar uyduruyor diye düşünüyorum. Şimdi birincisi abi, ben Hasan'dan korkuyormuşum. Hasan'ın yüzüne karşı söylüyorum. Bize Allah'tan korkmayı öğrettiler Hasan, kulundan değil. Etinle canınla karşımda duruyorsun. Biz de ne kalıptan korkarız ne de bir şeyden. Bunu önce kafana sok. İkincisi, biz abiyi karşımızdakinin davranışına göre söyleriz. Yaşına kadar 41 de olsa benim gözümde Hasan'dır. Hele bu konuşmalarından sonra. Biz yalandan hümanist gibi takılmayız. Üçüncüsü, beni o kadar çok izlemişler ki geçen seneden. Hasan, Hakan, Doğukan. Üçü de benim etkimde kalmışlar. Nasıl mı? Hakan oyuna çıkar, benim sevinçlerimi taklit eder. Doğukan kendine takma isim bulmuş, Turbo'dan Nitro'ya geçmiş. Hasan, biz Meyrem Sultan'ı yaptık. Başımızın gözümüzün üstüne dedik, bir daha onun üzerine çıkmayız dedik. Kıytırıktan bir tane sal yapıyor, yalandan şey yapıyorlar. Yani kardeşim üçünüz dersinizi iyi çalışmışsınız, hedeflerini beni almışlar. Ama bir şeyi de unutmuşlar, benim etkimde kalmışlar. İkincisi, ben hiçbir zaman Taner'in yüzü burada. O tür bir kelimeler diyalogda bulundum mu kardeşim, suratın burada. O tekerlek oyununda ben oynamak zorunda olduğum için oynadım. Bu bir. Altı oynamam gerekiyordu benim. İkincisi, ben hiçbir zaman yaptığım bir şeyin arkasından da çıkmadım. Hakan'ı sevmiyor muyum? Arkasından mı konuşuyorum? Yüzüne karşı da söylüyorum hakaretlerimi. Davranışlarımı da dile getiriyorum farkındaysan. Senin gibi yalandan... Bir de anlamadığım şey, sen bu kadarını şeyleri biliyorsan demek ki kulağını hiç bizden ayırmıyormuşsun. İkincisi, bilmem kaçıncı artık yani sinirden sayamıyorum. Biz arkadaşımızla kader birliği yaptık. Yanımıza da Taner'i aldık. Taner de bizim birliğimize sonradan geldi. Bunu sedelemek için yok türlü türlü şeyler takıyorlar. Yok korkuyorlar mı bilmem ne. Dediğim gibi. Gözünü gördü kimseden korkmama sana abi. Bize Allah'tan korkma öğrettiler Acun abi, kulundan değil. Kendileri korkuyor ki birilerinden bir şeylerden. Bize de kılıf takıyorlar. Sıkıntı yok. Bundan sonra sen benim dostum değilsin birader. Takımımdaki bir kişisin. Puanlara çıkarsın, puanını alırsın, takım için alırsın. Benim için de almazsın zaten. Şey söyleyeceğim tek laf, edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevap, edebi elden giden Acun abi. Yani ben susmayı tercih edeceğim Acun abi. Sadece
Verdikleri iftira ya da cevaba göre cevap vereceğim, o kadar. İftira diyor. Ben hiçbir şey iftira atmadım. Kendi bunlara iftira derken aslında yalan söylüyor. Hala beni düşman görüyor. Ben onları düşman görmüyorum. Tuğra abiyi zaten bunun dışında tutuyorum. O kötü bir insan. Ben Tuğra abiye kötü Tuğra abi derken onun niteliğini belirtmeye çalıştım. Tabii ona cevap verme hakkı düştü ve yine aynı üslubuyla, saygısızca, amiyane, sokak ağzıyla konuştu. Tutturmuş, yok söylediklerim, yaptıklarımla örtüşmüyormuş. Ondan sonra kötü insanmışım. Kardeşim, sen benim kimimsin ki? Anam mısın, babam mısın? Kardeşim mısın, karım mısın? Sen benim kimimsin ya? Beni o şekilde yargılıyorsun. Kendileri bir konseyini kurmuşlar. Yazacakları, söyleyecekleri insanlara bir kulp takacaklar ki bakın kardeşim, bu adam böyle, biz o yüzden yazdık. Ya da bu adam şöyle, biz o yüzden söylüyoruz. Yani kendilerini haklı duruma düşürmek için söyledikleri ya da yazdıkları isme belli belirsiz, yalan yanlış kulp takıyorlar. Akıl akıldan üstündür Tur abi. Sen kendini çok zeki sanıyorsun ama o zekanla ben dalga geçerim. Hasan ilkinde kırmızıyı buldu. Hasan elenmiş oluyor sembol oyununda. Bir sonraki yarışmacıyı alacağız ama arkadaşlar lütfen arkanızı döner misiniz? Hadi ya. Acun abi, evet, Tur abiyle karakterlerimiz 2-3 noktada insan olabilir. Ama böylesine fitne fesatlığın döndüğü, böylesine insanların yüzünden gülüp arkasından iş çevirdiği bir ortamda ben bu adamın dobralığını, içinden geldiği gibi konuşmasını ve benim için en önemlisi güvenilebilir bir karakter olma oyunu sevdiğim için onunla dost oldum. Ki Survivor'da en önemli özelliktir bir insana güvenebilmek. Hiç pişman değilim. İyi ki dost olmuşum. Bilirim ki Tur abi benim yüzüme gülüp arkamdan iş çevirmez. Benimle bir sıkıntısı olduğu zaman da yüzüme gelip konuşacak biri. Ve ben Hasan abiye de söyledim. Ona güvendiğimin 1/5'ini size güvenseydim sizinle dost olurdum. Büyük bir oyunun içindeyiz. Ve buradaki herkes de çok tecrübeli. Dersini de çok iyi çalışıp gelmiş. Ve dostum dediğim kişiye de dostum demeye devam edeceğim. Özlem'le çok uzak iki karakteriz biz. Fakat ikimiz de insanız. İnsan gibi konuşup insan gibi bazı şeyleri çözebiliyoruz. Tur abi edepten, ahlaktan bahsediyor. Şimdi böyle girersen ben sana bir cevap vereceğim de yalnız. Yani cevap verebilirsiniz yeni ama insan Tur abinin söylediği şeylere bir cevap vermem lazım. Yeni mi insana döndünüz diye sormam gerekecek o zaman. Ya ama sinir anında yapılmış bir şeyin pişmanlığı yaşanabilir. Bayağı yani siz derken sen Özlem'e karşı ben çok negatif ben gördüm. Ben sevmiyordum zaten Özlem'i ve bunu yüzüne söylemiştim. Hı-hı. Ondan sonra bir araya yani Begüm ve Hasan sayesinde bir araya gelip konuştuk. İşte bir şeyler paylaştık adada ve daha sonrasında iyi anlaşmaya başladık. Güzel ben şey. Zaten yanlış yaptığımı dile getirmiştim. Her defasında da getirebilirim. Hı-hı. Fakat edepten bahseden arkadaşım edepsizliğin alasını yapıyor. Yani Tur abi tamamen yalancı bir karakter. Bunu zaten en başından beri de söylemiştik. İnsanlar görmüş ki zaten iki hafta üst üste birinci olamadı. Çok da iyi oldu. Kendi ipini kendi çekiyor. Bu şekilde devam etsin. Bir öyle bir böyle davranmaya devam ettiği sürece zaten kaybeden kişi tek kişi Tur abi olacak. Himcem'le alakalı hiçbir şey söylememe gerek yok. Ama Tur abi kötü bir insan. Hasan'ın da dediği gibi. Benim Tur abi ile ilgili düşüncem değişmedi. Tur abi hala kötü bir insan benim için. Ben bununla ilgili onu sadece oyunlarda bir piyon, yani satrançtaki taşlardan bir tanesi gibi görüyorum. Arkadaşlar ben Tur abiyi niye yazdım biliyor musunuz? Tur abiyi zamanı geldiği zaman yazacağım. Bu ne zaman biliyor musun? Onu böyle yeneceğim bireysel oyunlarda. Bak diyeceğim, seni nasıl yeniyorum Tur abi? Al bak, eze eze yeneceğim, şimdi git diyeceğim yani. Ne demişler? Erken öten horozun başını keserler. Bir kere daha söylemiştim ama anlamamışlar galiba. Dolayısıyla zamansız ötmek ve yazmak yerine doğru zamanda hamle yapmak bence akıllısı. Tekrar ediyorum. Zamanı geldiğinde böyle gümbür gümbür yazacağım o ismi. Tur abiyi. Vallahi sıkıntı yok. Ben erken başı kesilen horoz olmayı her zaman kabul ederim. Hiç sıkıntı yok. En azından senin gibi korkak tavuk olmayı hiç yeğlemem. Uzun ömür de yaşasan, bilmem ne kadar zengin de yaşasan, korkak tavuk olarak yaşıyorsan o senin bileceğin. Ama ben her zaman erken ölürüm,
Erken ölen başı kesilen horoz olurum daha iyi kardeş, sıkıntı yok. Saygıdan bahsediyor. Şu andaki üslubu bile zaten saygısızca. Sen bana bir horoz dersen kardeşim aynı saygıyı alırsın. Teşbihte hata olmaz, ben sana horoz demiyorum. Ben de sana tavuk demiyorum, sen anlat. Teşbihte hata olmaz Hasan Baba. Bir daha söyledim, bize Allah korkması korkusunu öğrettiler kulundan değil. Sen bunu bir kere kafana sok. Ben de sana aynısını cevabını vermiştim. Sen insanlardan korkuyorsun ki başka insanların da senden korktuğunu sanıyorsun. De, deme yani sen benden korkuyorsun. Bir kere sen içimizi göremezsin. Üslubunu bil. Sen üslubunu bil. Edepli konuş. Sen edepli konuş birader. Bizi edebimiz susturur, senin gibi edepsizler değil. Kendileri bana nasıl cevap verirlerse bundan sonra aynısını da alırlar. Yani ben sessiz olacağım diye adam bize horoz diyecek, bilmem ne diyecek, ben sessiz mi olacağım? Ya kusura bakmasın, hani mayınlar da sessizdir, üzerine basılana kadar. Benim üzerime basarsan kardeş ben de patlarım. Ben sana horoz demedim, teşbih yaptım orada. Ben de sana tavuk demedim, teşbih yaptım tamam, Hasan Baba. Tamam, alınma üzerine. Öyle konuş o zaman, anladığın gibi konuş. Tamam, sen de anladığın gibi konuş. Ben de senin dediğin gibi söylüyorum, teşbih yaptım Hasan Baba, alınma, korkak tavuk demedim sana. Siz dır 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 konuştunuz, bundan sonra ben konuşacağım baba. Siz susacaksınız.